Türkiye Cumhuriyetimizin ve Ankara Ticaret Odamızın 100. yılını kutlayarak konuşmama başlamak istiyorum. Milletimizin tam bir asır önce bağımsızlık için verdiği mücadele, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulması ile taçlanırken, bu başarı dünyanın birçok bölgesine de umut oldu. Binlerce yıllık tarihinde birçok medeniyetin yaşam sürdüğü Ankara'mız, Cumhuriyetimizin başkenti Ankara Ticaret Odamızın da ve 130'u aşkın ülkenin Büyükelçiliğinin de merkezi. Bu nedenle Ankara sadece bizlerin değil, siz büyükelçilerimizin ve diplomasi temsilcilerimizin de evi. Ankara Ticaret Odası olarak uzun zamandan bu yana direkt uçuşlar konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyor ve yeni destinasyon taleplerinde bulunuyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz Travel Expo, Ankara'nın çekici özelliklerini ziyaretçilerimize tanıtırken, farklı ülke büyükelçiliklerinin açtıkları standlarla yabancı ülkeleri ve onların turizm potansiyelini de bize tanıtacak. İsrail'in Gazze'yi hedef alarak başlattığı ve daha sonra Filistin topraklarına yönelik olarak genişlettiği çok sayıda masum çocuk, kadın ve yaşlı sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıları esefle kınıyoruz. Bölgede kalıcı bir barışın tesis edilmesi için uluslararası toplumu göreve davet ediyor ve bu vesileyle saldırıda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, Filistin devleti ile halkına en derin üzüntülerimizi ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.